Tamam, bir dakika daha burada geçelim. Hala patladı. Bak bak, durmuyor bak. Bak. Petrol babalı. Yüzde bir milyon petrol. Petrol ofisi patladı. Baksana ya. Vay anını sikeyim. Oğlum insanlara yazık günah ya. Vallahi billahi. Bence de oğlum. Çatal köyün girişindeki petrol patladı. Oo. Abi bak hala patladı. Bak bak, durmuyor bak. Bak. Petrol babalı. Yüzde bir milyon petrol. Petrol ofisi patladı. Baksana ya. Vay anını sikeyim. Oğlum insanlara yazık günah ya. Vallahi billahi. Bence de oğlum. Ambulans, itfaiye. Allah. Komple kapatmışlar ha yolları. Hadi ya. Orada kal, o alanın içinde kalan hepsi kaldı yani. Tam hangi bölge oluyor orası? Lexus'la Arkanlık'ta arası. Hadi ya, ta oradan... İkisinin arası, camlar hepsi patlamış orada. Kilometrelerce camlar patlamış. Aman anam, aaa!
Sevmek'in ne düşünüyorsunuz? Ne söylersiniz? Evet, uzun bir gece yaşadı. Özellikle Arapköy, Çatalköy ve Girne sakinleri. Akşam herkesin artık vakıf olduğu üzere çok kötü, endişe verici bir olay yaşadık. Bölgedeki cephanelik mühimmat patladı. Ve patlamalar da aslında bir saat öncesine kadar aralıklarla devam etti. En son 5.30 civarında bir patlamaya daha bölgede tanık olduk. Şu an itibariyle yangının durduğunu görebiliyoruz. Ama hala daha bölgede ağır bir sis, yanık kokusu var. Zaten otel müşterilerine de burada şu andaki olduğumuz otelde sabahladılar plajda. Onlara da önlem için maskeler verildi. Yavaş yavaş insanlar sakinleşmeye başladı. Olayın ilk andaki panik gitti. Ben sabah saatlerinde, sabahın çok erken saatlerinde olayı öğrendiğimde bölgeye gelirken polisin çevirdiği, arabaları çevirdiği birçok noktada insanların da endişeyle beklediğine tanık oldum. Ama yani buradan yetkililerimize ve polisimize teşekkür ediyorum. Olayı şu ana kadar büyük bir ciddiyet ve sakinlikle kontrol altına almayı başardılar. Ama hala daha tam olarak olayın nasıl yaşandığını, şu andan sonra ne yapılacağını bilebilmemiz mümkün değil. Günün ağarması bekleniyordu ve yangının kontrol altına almayı başardılar. Ama hala daha tam olarak olayın nasıl yaşandığını, şu andan sonra ne yapılacağını bilebilmemiz mümkün değil. Günün ağarması bekleniyordu ve yangının durması bekleniyordu. Özellikle itfaiye ekipleri tarafından ki müdahale yapılabilsin. Olayın tam boyutu, hasarın tam boyutunu anlayabilelim diye. Ben çok uzatmadan bir kez daha geçmiş olsun diliyorum herkese, özellikle bölgede yaşayan ve geç saatlerde patlamayla ve bir panikle uyanan tüm halkımızın, turistlerin bu endişeli gecesinin geride kalmasını ve bundan sonra bu olayların yaşamaması için de yetkililerini ve dilikle önlem alması gerektiğini altını çizmek istiyorum. Çünkü artık bu cephaneliklerin olduğu yerler yerleşim bölgelerinin ve turistik tesislerin içine girmiş bu durumda. 95'teki yangında da bu boyutta olmasa da bu tip bir patlama yaşanmıştı. Bugünden sonra yaşanmayacağının da bir garantisi yok. Derhal meğer ki önlem alınsın ve yerleşim bölgelerinin dışarısına çıkarılsın bu gibi tesisler. Teşekkür ederim. Bir yaşlar bize çıkardı ki bu ortamı.